Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Aselsan'ın yeni silahı artık göreve hazır. Savunma sanayisindeki başarılarıyla adından söz ettiren Aselsan, portföyüne yeni bir ürün ekledi. Türkiye'nin ilk otonom sualtı aracı Deringöz artık alıcıyla buluşmaya hazır. Dalış testlerini de başarıyla tamamlayan Deringöz, birçok alanda etkili kullanım sunacak. Su altında hem askeri hem sivil amaçla kullanım imkanı sunan Deringöz, otonom hareket kabiliyetine de sahip. Yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, sonar görüntüleme teknolojileri, kablosuz haberleşme altyapısıyla sualtı operasyonlarında kritik bir rol oynaması bekleniyor. Deringöz'ün 600 metre derinlikte çalışabilen maksimum 5,5 knot hız ve 3 knot tarama hızıyla Mavi Vatan'da Türkiye'ye büyük bir güç çarpanı oluşturması da öngörülüyor. İki ülke güçlerini birleştirme kararı aldı. Türkiye-Amerika güvenlik ilişkilerini güçlendirmek adına çalışmalara başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katılımıyla Amerika'da stratejik mekanizma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iki ülkenin önemli yeteneklerini ve teknolojik yeniliklerini geliştirecek şekilde dönüştürme fırsatları ele alındı. 2024 yılı içerisinde Türkiye-Amerika Savunma Ticareti Diyaloğu toplantısının yapılması bekleniyor. OSB'si olmayan il artık kalmayacak. Türkiye her geçen gün üreten bir ülke olmaya devam ediyor. Bakanlığa bağlı olarak yürütülen planlı sanayileşme hamlesiyle OSB sayısı da artırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova OSB toplu temel atma ve açılış törenine katılım sağladı. Törende açıklamalarda bulunan Kacır, söz konusu hamleyle OSB sayısını 192'den 361'e yükselttiklerini söyledi. Bu tür çalışmalarla neredeyse OSB'si olmayan il kalmadı. Sanayileşme hamlesinden en çok yararlanan sektörlerin başındaysa makine sektörü geldi. Bu katkılarla sektör, ihracatını 22 yılda 12 kat artırarak 25,2 milyar dolara çıkardı. Bu helikopter Türkiye'nin dört bir yanında görevde. Türk savunma sanayisi envanterine girmeye hazırlanan helikopterin testlerine başlanıldı. Türkiye'nin ilk özgün helikopteri olan Gökbey, ülkenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak testler yapıyor. Ankara, Kocaeli ve Erzurum'da yapılan testlerde yeteneklerini ispatlayan Gökbey, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştirmişti. 2013 yılında TUSHAŞ tarafından yapımına başlanılan Gökbey'in temel amacı ise TSK'nın genel maksat helikopter ihtiyacını karşılamak. Gökbey görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında icra edebilecek. Geniş görev yelpazesine sahip olmasıyla VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini de yapabilecek. Tüm testleri tamamlandıktan sonra 3 adet Gökbey Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilecek. Çırak olarak başladı, savunma sanayisine üretici oldu. Sanayiye çırak olarak adım atan girişimci, şu anda ülkenin savunma sanayisine büyük katkı sunan bir tedarikçi oldu. İvedik OSB'de faaliyet gösteren Usta Havacılık, Türk savunma sanayisinde tedarik konusunda büyük avantaj sağlıyor. Tesis içerisinde yer alan hassas üretim kabiliyeti, başta havacılık olmak üzere birçok proje için de kolaylık sağlıyor. Usta Havacılık Genel Müdürü Hasan Uz, çıraklıktan bugünlere geldim dedi. Cumhurbaşkanının da desteğini aldıklarını aktaran Uz, Türk savunma sanayisi altın çağını yaşıyor dedi. Savunma sektörüne 5 ila 10 yıl boyunca nitelikli eleman yetiştirmek istediğini aktaran Uz, sonrasında gençlere şirketinden hisse vermeyi de planlıyor. Daha geniş üretim mekanlarında eksen alanı geniş makinelerle TUSAŞ'ın kanat üzerine çalışmalarına da katkı sağlamak istiyorlar. Habaş'tan milyon liralık dev yatırım geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan onay alan Habaş, milyon liralık dev bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Firma, İzmir Ali Ağa'daki 2,5 milyon ton çelik fabrikasına 847 milyon liralık yatırım yapacak. Bu yatırımla Ali Ağa'daki tesislerinin yakınlarına sıcak haddehane tesisin kurulması planlanıyor. Bu yatırımla bölgenin iş gücü ve ekonomisine de katkı sağlanmış olacak. Çelik üretimi
döneminde adını duyurmuş olan şirket, 5 kıtaya ihracat yaparak 4500 ton olan üretim kapasitesini de artırmış olacak. 1956'da temelleri atılan Habaş, satış cirosu ve ihracat oranıyla Türkiye'nin önde gelen kuruluşları içerisindeki yerini de korumaya devam ediyor. Kredi kartı ve taksit sayılarına yeni düzenleme geliyor. Enflasyonu düşürmek için yapılan çalışmalarda kredi büyümesinde sıkılaşma adımları bekleniyordu. Buna yönelik atılan ilk adımlardan biri de birey ve kurumların nakit havas limitlerini ve taksit sayılarını düşürmek oldu. Reuters'a açıklama yapan 3 bankacılık kaynağı azami taksit sayısının 12'den 3'e kadar indirildiğini açıkladı. Geçen yılın Mayıs ayına bakıldığında kredi kartı nakit avans tutar ve vadeleri düşürülerek taksit sayısı 12'ye çıkarılmıştı. Fakat şu anda gelinen noktada bankaların nakit avans için uyguladığı faiz oranı 4,42 seviyesinde seyrediyor. 402 bin işsize 2,4 milyar lira ödeme yapıldı. Kendi isteği dışında işsiz kalan sigortalı bir vatandaş, gelir kaybını telafi etmek için işsizlik maaşından yararlanabiliyor. 4 ay çalışıp işten çıkartıldınız diyelim, işsizlik maaşına başvurabilirsiniz. Fakat hesaplanan işsizlik ödeneği tutarı asgari ücretin %80'ini aşamıyor. Ve bu rakamdan da binde 7,59 oranında vergi kesintisi yapılıyor. Bu süreçte işten çıkartılan bir vatandaş, bir süre işsizlik maaşı alarak kendisine yeni bir iş arayışına devam edebiliyor. 2024 yılı için işsizlik maaşı ödeneği en düşük 7.940 lira, en yüksekse 15.880 lira olarak uygulanabiliyor. İşsizlik sigortası fonunun büyüklüğü de Şubat sonu itibarıyla 212 milyar 511 milyon lirayı, yine bu ay işsiz kalan vatandaşların sayısı ise 402 bine ulaştı. 402 bin işsiz kişiye de bu fondan 2 milyar 410 milyon lira ödeme yapıldı bilgisine ulaşıldı. Sıradaki haberimiz Tesla hayranlarımız için. Tesla, İstanbul ve Ankara'daki showroomlarının ardından yeni bir mağaza açacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıldan itibaren Türkiye operasyonlarını başarılı bir şekilde yürüten Tesla, İzmir'de bir bayi açmaya hazırlanıyor. Hem bayi hem de bir servis merkezi açması beklenen Tesla, İzmir için yeni iş ilanları da oluşturdu. Bir otomotiv firmasının ihtiyaç duyduğu tüm pozisyonlar için bir ilan oluşturulduğu da dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan bu gelişme, Tesla'nın İzmir'e bir merkez açacağının göstergesi diyebiliriz. Fakat bunun ne zaman gerçekleşeceği ise henüz bilinmiyor. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.